Normal mi? Öncelikle matematik festivali projemizden başlayayım. Matematik biliyorsunuz birinci sınıflarda matematiğin temelleri atılıyor. Bu projeye katılırken öğrencilerin oynarken öğrenmesini ve matematiğe karşı ön yargıları yıkmasını istemiştim. Gerçekten umduğunun da üzerinde bir başarıya ulaştı. 4 aylık bir projeydi. Keşke daha uzun sürseydi diyoruz. Kram gibi Web2 araçları kullanılarak, Matific gibi Web2 araçları kullanarak oyunlarla oynayarak eğlendiler. Oryantilik çalışmasıyla toplama çıkarma, onluk, birlik, çeşitli birinci sınıfa ait konularda başarılar gösterdiler. Projemiz amacına ulaştı. Onunla ilgili bir de hikaye yayınladık, e-book hazırladık. Bu konuda velilerimize, okul idaremize çok teşekkür ediyoruz bizim yanımızda oldukları için. Etivinik projesine katılmaktan da onur duyduk. İkinci projemiz I Can Speak English. Biliyorlardır birinci sınıfta İngilizce dersi yok. Bana bu teklif geldiğinde, arkadaşlarımdan bildirim geldiğinde sevdiğim ve tanıdığım arkadaşlarım Güliz Yıldırım vardı, Handan Hanım vardı. Ben yapamam herhalde çünkü birinci sınıfta yok dedim ama öyle olmadı. Yardımcı olacaklarını söylediler. Çocuklar da kreşten geldikleri için bir altyapıları vardı. İngilizce kelimeler biliyorlardı. Biz onu daha sonra sosyal sorumluluk projelerine, oyunlara, eğlencelere, çok şeylere dökerek günlük hayatta kullanmaya başladık. Şarkıları öğrendik, ezberledik. Hatta ben bir dönem bırakmayı düşündüm okullar bu pandemi nedeniyle tatil olunca. Çünkü uzun süreli bir çalışmaydı. Ama veliler ve öğrenciler çok istekli davrandılar. Projemize kıyamadık, devam ettik. O da çok güzel. Başarıyla sonuçlandı çok şükür. İkisinde de yer almaktan onur duyduk. Biz kalite etiketi için başvuruda bulunacağız önümüzdeki hafta. Avrupa kalite etiketi de bekliyoruz çünkü iki projemiz de yabancı ortaklı. Ve yabancı ortaklarımızla da iletişimimiz çok güzeldi. Birbirlerimize sınıfımızı gösterdik. Kameralı görüntüler yaptık. Webinarlar yaptık. Öğrencilerle görüştük. Öğretmenlerle görüştük. Eğitim sistemimiz hakkında konuşmalar yaptık. Çalışmaları beraber ortak konuşarak yaptık çoğunu. Keyifli bir çalışmaydı. Tavsiye ediyorum herkese seneydi. Matematik Festivali'nde 4 ortak, I Can Speak English projemizde de 10 ortak, toplam 14 ortaklı bir proje yürüttük. Bu bayağı dünyaya açılmışız. Bizler Ünye Atatürk İlkokulu olarak bu yıl birçok eğitiminin projesine ortaklık yaptık. Bunların başında bir D sınıfımızın, dolayısıyla öncüsü Ayşe Hanım'ın hazırladığı iki projemiz vardı. Bunlardan biri Matematik Festivali projesi, diğeri I Can Speak English projesiydi. Bizim Türkiye olarak, ülke olarak iki dersin öğretiminde zorluk çekiyoruz. Birincisi matematik, ikincisi İngilizce. Bu iki dersi ya ağaç yaşken eğilir düsturuyla ta birinci sınıftan sevdirmek amaçlı bu iki projeyi yaptık. Matematik Festivali ve İngilizce ile ilgili. Tabii ki bu projeler birçok Avrupalı ortakla yapıldı. Ve bu sene Avrupa Kalite Etiketi Ödülü'ne de başvurduk. İnşallah Avrupa Kalite Etiketi Ödülü'nü bu projelerimizi alacağız. Bunun devamında da eTwinning Okulu Ödülü'nü almayı amaçlıyoruz. Okulumuzda 6 civarında proje yaptık bu yıl. Ayşe Hanım birçok sınıfla ortak yaptı. Bir öğretmenimiz de I Can Speak English projesinin ortağıydı. Tabii ki bizim birçok projemiz var. 1D sınıfı ve Ayşe Yüksel bunlar da her zaman bize destek verdiler. Okul idarecileri olarak Sevgi Hanım'ın da tabii destekleri oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım'a teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, velilerimiz tabii teşekkür edeceğimiz kişiler aslında. Okul olarak birçok etivinik projesi yaptık. Bunlardan parça parça öğretmenlerimiz Avrupa Kalite Etiketi Ödülü alacaklar. Bu kalite etiketi ödülleriyle eTwinning Okulu Etiketi Ödülü'ne de başvuracağız. O yüzden bizim için gerekli. Avrupa'ya bir seyahat söz konusu değil bunda. Bir hareketlilik söz konusu değil.
okulun kalitesi açısından önemli.